Değerli arkadaşlar, daha önce birkaç farklı model kapı gözü kamerası getirdik, sattık. Onlar bitti. Artık şu şekilde mükemmel bir kasaya sahip, estetik, balık gözü, bir kapı gözü kameramız ve fiziki olarak nerede kullanılabilirse, siz nerede kullanmak istiyorsanız orada kullanabileceğiniz sesli, ses giden gelen, SD karta kayıt yapan, kablosuz, ICS ve XM uygulamasıyla çalışan, XM uygulaması ki Türkiye'de bütün profesyonel kayıt cihazlarında %99 kullanılan, herkesin bildiği, stabil çalışan bir yazılım. Kameramız metalik renge sahip. Gördüğünüz gibi çok estetik bir kasaya. Kameramızın bu orta kalınlığı 2 santim. Kasanın minimum kısalık şekli 10 santim. 10 santim şeklinde. Bu arkadaki aparatıyla toplam 12 santimlik bir uzunluğa erişebiliyor. Bu kıskacı kıstırdığın zaman da 8 santime kadar düşen bir orta göbek oluşmuş oluyor. Sizin kullandığınız kapının kalınlığı veyahut da başka bir çelik kapının kalınlığını bilmiyoruz. Biz bu ürünün kalınlığını ve ölçülerini size söyledik. Aynen söylediğim gibi. Şimdi de kameranın nasıl çalıştığını, nasıl tanıtıldığını göstereceğim. Bildiğimiz klasik Android tipi, Samsung tipi USB kablo ile çalışır. Kutusundan bu kablo çıkar. Dilerseniz çeşitli uzunluklarda kendinize temin edebilirsiniz. İçinden çıkan kablo yeterli uzunluğa sahiptir. Şurada görmüş olduğunuz besleme girişine kibar bir şekilde takıyor. USB kafalığımızı da taktıktan sonra getirip prize takıyoruz. Kameramızın sesli ikazı vermesini bekleyeceğiz. Bu arada telefonumuza ICS uygulamasını indiriyoruz. Kameradan sesli ikaz geliyor. Sesli ikaz bir telefonumuza ICS, burada görmüş olduğunuz ICS veya XM uygulamasını indiriyoruz. ICS uygulamasını indirdikten sonra artı işaretine tıklayıp kamera ekle sekmesinden sonra sonraki adım mekanda bize ait olan modemi bulup şifresini girdikten sonra belirlemek için devam ediyoruz. 180 saniyelik tarama başlıyor. Bu taramanın ilk saniyesinde de bulabilir, son saniyesinde de bulabilir. Sabırla bekliyoruz. Kameradan sesli ikaz geliyor Çince, bağlantının kurulduğuna dair. Bağlantı kuruldu diyor. Kameramıza bir şifre veriyoruz. Yeni bir şifre. Kendimiz veriyoruz bunu. İstediğimiz şifreyi verebiliriz. 8 hanelik. Altına da aynı şifreyi tekrardan yazıyoruz. Kontrol edelim doğru mu diye. Doğrudur. Kameramıza bir isim veya yukarıdaki bir isim ver. Kamerada SD kart takılı olmadığını ikaz ediyor. SD kart takılı olduğu zaman bu uyarıyı vermez. Sonraki adım diyoruz. Alarmı açık veya kapalı olalım diye uyarıyor. Onları da ayarlayabiliriz. Evet, kameramız kuruldu. Burada online yazıyor bak. Online yazdıktan sonra kamerayı kurmuş ve çalıştırmış oluyoruz. Üzerine tıklayalım. Kameramız açıldı. Bulutla ilgili bir ayara girdi. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi 180 derecelik bir açıyla balık gözü bir şekilde
görüntümüzü 2 megapiksel 1080p olarak alıyoruz. IP kameraların oynamaması gerekiyor. Aynı şekilde sesimizi kamera üzerine gönderebiliyoruz. Ses deneme, cihaz kontrol. Ve karşı tarafın sesini de duyabiliriz. Yanında olduğumuz için yankı yapıyor. Kameramız bu şekilde. Çok basit kurulan, çok amaçlı, her yerde kullanılabilecek bir kamera.